Kayık, gençliğinde çalışmaya çoğu bilge otörlerinin başladığı yerde başladı. Katliam limanında. Bu limana her gün, gün boyunca kıyıya dizilmiş mezbalarda işlenecek derin deniz canavarları getirilirdi. Zemin tahtalarına sürekli akan kanların lekesini gelgit bile çıkaramadığı için kanlar ıhtımadı verilmiş olan bir mahallede iş buldu. İşi kısa zamanda kavramış, hem görevlerinin iğrençliğinin hem de yevmiyesinin azlığının farkına da iyice varmıştı. Pike, kendisiyle arkadaşlarının satılabilir parçalara ayırdığı canavar leşlerini getiren kaptanlarla tayfalara altın dolu keselerin verilişine her gün şahit oldu. Sonunda gözünü cebindeki bakır bozukluklardan fazlasına dikti. Bir geminin tayfasını ikna edip onlara katıldı. Yılan adaların geleneksel bir avlanma usulü vardır. Avcı, kendini hedefe fırlatıp üstüne çekme kancaları saplar ve yaratığı canlı canlı kesip biçmeye başlar. Pek az kişi bu şekilde avlanmaya cesaret eder. Hem korkusuz hem de bu usulde çok başarılı olan Pike, kısa sürede bir altın kraken karşılığında tutulabilecek en iyi zıpkıncı olarak nam saldı. En büyük ve en tehlikeli canlılardan taze taze toplanması gereken organların etlerine göre çok daha fazla para ettiğini gayet iyi biliyordu. Her deniz canavarına avlanmasının zorluğuna göre bir fiyat biçilirdi. Bilgewater tacirlerinin en kıymetli bulduğu balık Joel balığıydı. Ustura gibi keskin dişlerle dolu ağzından toplanan safilit keseleri, Runeterra'nın dört köşesinde çeşitli büyülü damıtma işlemlerinde kullanılıyordu. Bu ışık yayan mavi yağın küçücük bir şişesi bile tayfasıyla beraber 10 tane gemiyi satın almaya yeterdi. Ama Pike bir gün tanımadığı bir kaptanla çalışırken bu kanlı hayatın sonunun nasıl gelebileceğini öğrendi. Yolculuklarına başlamalarından birkaç gün sonra yüzeye bir çağol balığı çıktı. Koca ağzını açtığında içindeki sıra sıra safilit keseleri göründü. Hayvanı halatlı zıpkınlarla zapt ettiler. Daha önce gördüklerinin hepsinden çok daha yaşlı ve büyük olmasına rağmen Pike balığın ağzına tereddüt etmeden atıldı. Tam işini yapmaya başlayacakken yaratığın mağara gibi boğazından şiddetli bir titreşim yükselmeye başladı. Okyanusun yüzeyi baloncuklarla kaynadı. Koskoca bir Jaul sürüsü ortaya çıktı ve demirli durmakta olan geminin gövdesine abanmaya başladılar. Kaptanın korkudan sinirleri boşalıverdi. Gemiyi kurtarmak için Pike'ı gemiye bağlayan halatı kesti. Talihsiz zıpkıncının canavarın çeneleri kapanmadan önce görebildiği son şey canlı canlı yutulmasını izleyen diğer tayfaların yüzündeki dehşet oldu. Ama Pike'ın sonu öyle gelmedi. Okyanusun dalarak inilemeyecek, iskandille ölçülemeyecek, akıl almaz bir basınç altında ezilen derinliklerinde gözlerini açtı. Ve hala Jaul balığının ağzında olduğunu gördü. Çevresinde binlerce mavi ışık vardı. Sanki onu seyrediyorlardı. Kadim ve gizemli bir sesin derin, titreşimli yankıları beynini doldurdu. Ona gemideki diğerleri mutlulukla semirirken kendisinin neleri kaybettiğini gösterdi. Aklını ezdi. Pike'ın içini yeni bir açlık doldurdu. Adaleti sağlama ve intikamını alma açlığı. Denizin dibini ona yanlış yapanların cesetleriyle dolduracaktı. Bilgewater'lılar başlarda cinayetleri pek umursamadı. Bu kadar tehlikeli bir şehirde dalgaların kıyıya arada sırada kırmızı vurması normaldi. Ama haftalar aylara dönüştükçe cinayetlerin ortak noktaları ortaya çıktı. Bir sürü geminin kaptanı şafaktan önce öldürülüyor, cesetleri sokağın ortasına bırakılıyordu. Barlardaki müşteriler katilin bir zamanlar dehşet adlı lanetli gemide çalışan, haksızlığa uğradığı için mürettebat listesindekileri tek tek temizlemek üzere geri dönmüş, doğaüstü bir yaratık olduğundan bahsediyorlardı. Bir zamanlar saygı ve şöhret göstergesi olan "Kaptan mısın?" sorusu artık telaş sebebiydi.
Kısa süre sonra gemi kalafatçıları, yardımcı kaptanlar, tüccarların katipleri, bankacılar. Yani katliam limanının kanlı işleriyle ilgisi olan herkes katilin elinde can vermeye başlamıştı. Ölüsüne ya da dirisine para verilecek suçluların asıldığı tahtalarda yeni bir isim belirdi. Kanlı rıhtımın öcü için 1000 kraken ödül biçilmişti. Sonsuz derinliklerde çarpıtılan anıların verdiği güçle hareket eden Pike, pek çok kişinin başarısız olduğu bir işte, yani ahlaksız iş adamlarının, katillerin ve hergele denizcilerin içine korku salmakta büyük başarı kazandı. Fakat nedense hiç kimse Pike'ın çalışmış olduğu söylenen Dehşet adlı geminin herhangi bir tarihte Bilgewater'a demir atmış olduğuna ilişkin bir kayıt bulamıyor. Canavar avlamakla övünen bir şehir artık bir canavarın avına dönüşmüş durumda. Ve Pike'ın durmaya hiç ama hiç niyeti yok.